Ali Naki Bey'le buluşacağız. Hoş geldin Ali Naki Bey. Selam Cem, ne haber? İyisin? İyiyim abi, sen nasılsın? Çok şükür, her şey yolunda, güzel. Hava toprak kokuyor, su kokuyor. Oh, Deniz ne kokuyor, güzel. cennet düştü, köydeyiz. Fethiye'nin Kaya Köyü'ndesin. Kaya köydeyim, evet Cem. Arkanda da Şahmaran var. Evet, yani olduğu kadarıyla böyle kendimize atölyelerimiz burası bizim. Ne Fethiye güzel. Kaya Köyü'nde Yel Değirmeni Bungalov Evleri diye bizim etkinliklerimizi de yaptığımız bir yer. Şöyle bir Evet. ayarlı bir kadrajımı. Evet. Pardon, affınıza sığınarak. Ha. Yani Evet. sesim geliyor değil mi? Evet. Abi sen şimdi önce felsefe okumuşsun. Bu sabah panelimize katılan sevgili Fevzi Özler Ankara Üniversitesi'nden dikkatimi çekti. Sen de aynı üniversiteyi galiba bitirmişsin. Evet. Tarih ve coğrafya bölümünden felsefe okuyarak bitirdikten sonra Evet. insan ve toplum üzerindeki etkileri incelemek üzere insan ve müzik üzerine bir çalışma yapmışsın galiba. Evet, İstersen Can. müziğine başlamadan önce bize biraz kendinden bahseder misin? Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu amaç insan ve müzik etkisi sence nereye doğru gitmeli ve nasıl bir durumda? Yani çok güzel, eyvallah. Dil, tarih, coğrafya fakültesi. Bu klasik bir ifade ama yıllardan beri kendim zaten biraz da ister istemez düşünce formumu ifade edebilmek için uzun yıllardır İstanbul Özgür Üniversitesi'nde 2001 yılından 2012-2013'e kadar kesintisiz kadim bilgelik atölyeleri yürütmüştüm. Hikmet ve irfan geleneği, kadim bilgelikte mitosan logosa başlıkları altında Anadolu'nun Mısır, Pers, Orfik gelenek, yani toprağın, geçmişin kendi mitoslarıyla bunu eposlara bağlayıp bir logos sistemi üstünden, kendi köken mitlerimiz üstünden, mitoslarımız üstünden. Çünkü Orfik gelenek her şeyden önce bize şunu anlatıyor, biliyorsun. İsa'dan önce Tragoslar'da dünyaya gelmiş, Mısır'da uzun yıllar eğitim almış olan bu ruh, bilgeliğini aktarırken logos söz ve kelam üstünde anlatıyor. İsa nasıl gerçek benim, kelamım, logosum diyorsa, müzik de Orfik gelenekte ister istemez Anadolu deyiş ve nefeslerinde, Anadolu aşıklarında, Anadolu aptallarında, hızlı bir giriş yaptım ama yani hakikate insanın kendi özüne en yakın olan şey desek sözdür, titreşimdir, müziktir, notasyondur, topraktır. Topraktan Aşık Veysel'in, Işık Veysel'in dediği gibi kültürel dinamiklerim üstünden de sonuçta bir Dersim kültüründen geliyorum. Alevi Bektaşi geleneğinin mitoslarını seviyorum. O kültürü inceleyip yaşatabilmenin bir zevki içerisindeyim. Sonuçta tabii bunu bir etnisite, bir kültürel dinamikler üstünden değil, bir sosyolojik, antropolojik, felsefi bir değerlerin kaybolmaması üstünden yapmış olduğumuz çalışmalar Cem. Çok kıymetli. Aşk olsun tabii ki ve bunu işte sahnelerde diyelim ki Alevilerin cem evleri bu ülkede de bildiğin üzere hep yasaklı olduğu için bunu bir sanatsal forma büründürerek sahneye taşıyorsun. Kimseyi de incitmeden bir şekilde o geleneksel yapının zevki, değerleri korunsun üstünden. Dinletiler yapıyorum, konserler veriyorum, kadim bilgelik atölyeleri düzenliyorum Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde. Son dönemlerde yaklaşık 8 yılımda Fethiye'nin köylerine yerleştim. Bir dönem işte Aziz Nikola'nın dünyaya geldiği Patara bölgesinde Eşen, ilk demokrasinin kurulduğu Santos bölgesinde Likya, Lukka, Işık ülkesinde bir 4 yıl kaldım. Sonra Yanıklar Köyü'ne geçtim. Şimdi de Fethiye Kayaköy'deyim Cem. Evet. Çalışmalar bu eksen üstünde. Sohbet, Çok güzel. muhabbet. Bu 2 gündür biz tohum Evet. ekseninde konuşuyoruz. Paneller yapıyoruz, atölyeler yapıyoruz, filmler gösteriyoruz. Hep birlikte yerel tohumun, özellikle yerelleşmiş tohumun, topraklara adapte olmuş, uyum sağlamış tohumun önemini konuşuyoruz. İnsan sağlığı açısından, ekoloji açısından. Ama buradaki senin üstüne dikkatle değindiğin gibi hem kültürde hem müzikte hem de tohumdaki sanırım ortak asgari müşterek göçerlik var. Yani göçüyor. Coğrafi ve zaman kavramlarında bir göçerlik var. Sen bunun taşıyıcı unsurlarından birisin. Bunu taşıyan ve aktaran bir kişisin. O yüzden çok kıymetli. Eyvallah. Çiftçiler de tohumları taşıyan, ıslah eden kişiler. Yani her alanda bir taşıyıcılık gerekiyor. Arılar gibi, rüzgar gibi. Sen de bu müziği taşıdığın için çok kıymetli bir iş yapıyorsun. Bizlere bunu aktarıyorsun. Şimdi biz sana kulak verelim, seni dinleyelim istiyoruz. Aşk olsun, böyle gönlümden geçen elimdeki bu
Telli Kur'an diye geçen bildiğin üzere Aladolu Değiş ve Nefeslerinde Ariflerin birkaç doğuşunu, değişini dile getirmek isterim. Artık kalbimizden ne akarsa, öyle zihnimde belirlediğim bir şey değil. Bağlamaya bir vurayım, aksın oradan, kabul ederseniz. Eyvallah. Tabii, estağfurullah, buyurun. Ateşinden duramadım, ateşinden duramadım. Ben bu sırra eremedim. Seher vakti göre yıldız gibi vakti geçti. Seher vakti gördüm, yıldız gibi aktı geçti. Bilmem hangi burç yıldızı, bilmem hangi burç yıldızı bu dertte Gamze okunması bazı pir sineme çaktı geçti. Gamze okunmazdı bazı yar sineme çaktı geçti. İzzet-i der ne hikmet iş, İzzet-i der ne hikmet iş, uyumadım ki
Bir zülfün kemend etmiş boyuma taht geçmiş. Bir zülfün kemend etmiş boyuma taht geçmiş. Yar zülfün kemend etmiş boyuma taht geçmiş. Yar zülfün kemend etmiş boyuma taht geçmiş. Evet, Aşık Ali İzzetli'den bir doğuş bu efendim. Evet. 1900'de aleme gelmiş Sivaslı büyük aşık. Alevi Bektaşi Işık Yolu'nun, Lukka geleneğinin, Luvi geleneğinin o emaneti Şaloman sandıklarına adeta dediğin gibi o tohumları taşıyan aşıklardır bunlar aslında bildiğin üzere Cem. Yani bu dediğimiz gibi bir sosyolojik, antropolojik, felsefi bir yürekle bakabilmek lazım. Bunlar saz çalan son dönemin büyük orfik dervişleriydi. Kültürü, bilgeliği köy köy, kasaba kasaba her tarafa taşımış olan ruhlardı. Bunlardan bir tanesi Aşık Ali İzzeti Özkan'dır. Işık Veysel'le, Aşık Veysel'le birlikte dönem canlarıdır, yarenleridir. Ondan bir efendim, nefes, doğuş, şahtiye, tulaat geleneği içerisinde bir değiş ifade etmek istedim. Ağzına sağlık. Peki arkanda gördüğümüz Şahmaran olayı konusunda birazcık bizle paylaşır mısın düşüncelerini? Aşk olsun tabii ki arkadaki Şahmeran'ın bu güzelliğini biliyorsun. Bir Saye Moro diye geçer dersim Zazaca Lulubi Dımaliki dilinde. Arkadaki eseri de yapan canları danmak isterim. Işıl Aydın'la Nurcan'ın çalıştığımız bu güzel mekana Etnik Müzik Festivali buralarda düzenlemiştik. Onların emeğidir. Burada duyurmak isterim. Onlar da köy yerlerinde nice ekolojist canlarımız. Resmiyle, sanatıyla geçinen varlıklar. Mardin dolayında ve Dersim geleneğinde Saye Moro'nun biz masallarıyla büyüdük aynı zamanda. Anneannelerimiz, nenelerimiz diyelim, anneanne de demeyiz. Nenelerimiz büyük bilge ruhlar bize bunların masallarını da anlatırdı. Duymuşluğumuz, şahit olmuşluğumuz var. Aslında Saye Moro, Şah-ı Meran neyi ifade ediyor? Murat Han Mungar'ın da çok güzel Cenk hikayelerinde anlattığı bir bölümdür. Çok büyük keyifle orada da onun dünyasıyla dokunmak lazım. Aynı zamanda dostu almak adına. Yılanların şahı Camsap aslında kendi içerisinde ormanın derinliklerinde annesiyle yaşayan bir can iken Camsap diye geçer aynı zamanda. Cansap diye de söylenir. Çeşitli söyleyiş biçimleri vardır irfan geleneğinde. Anadolu'nun, Mezopotamya'nın, Babilonya anlatımlarında. Kendi yolculuğu içerisinde aslında tıpkı bir Gılgamiş gibi ölümsüzlük ve özgürlüğün sırrını arayan Gılgamış'ın, Uruk kralı Gılgamış'ın hikayesine yakındır kendi gönül nazarımızda. Saye Moro aslında bizim aynı zamanda batini gelenekte de iç derinliklerimizde o cam sabın o kuyuya inip o kuyunun dibinde kalıp iki tane arkadaşı tarafından balları çektikten sonra hızlı anlatıyorum tabii bir sohbet olsun diye. Yoksa derinlemesine giden bir masaldır bildiğin üzere. O kendi bilgelik kuyusuna girdikten sonra tıpkı Yusuf'ta olduğu gibi. Değil mi? Yani aşıklar Hazreti Yusuf diye geçen yani aslında irfan geleneğinin büyük peyki kamberleridir. Haber getirici olan ruhlardır. Ama molla kafasında bunlar hep böyle farklı bir algıya indirildiği için aslında bunu niçin anlatıyorum bir yandan da hızlı bir şekilde Cem biliyorsun. Kendi muhabbetlerimizi hep bunu yapıyoruz. Mitostan bağımız kopmuş. Yani biz maneviyattan dini, ilim irfanla o zihinsel algılar hep birimize unuttuğumuz için, unutturulduğumuz için modernizmin bu topraklarda 100 yıldır neredeyse ağır bir saldırısı da olduğu için ideolojik bir manipülasyon olarak insanlarımız akademiyalar aracılığıyla da aslında köken mitlerinden kopmuş, kendi toprağına, tohumuna, ağacına
bitkisine yabancı. Yani biraz burada da aramak lazım. Sadece zahiren bir ekolojik anlamda İmam Ali'nin dediği bir güzel nefes vardır. İnsan yediği içtiği şeyle beslenir ve ona dönüşür. Yani onun için İmam Ali diyorum. Yani geleneğin büyük aşıklarıdır. Hazreti Ali der, Alevisi diğeri başka bir şey der, biri peygamber der. Bu değil. Bunlar bilgelerimizdir yani. Ariflerdir. Bunların bilinip bunların üstüne bir gönül yormak lazım. Bu sohbetlerin açılabilmesi lazım. İşte Camsap bir gün ormanda iki arkadaşıyla birlikte gidip o kuyuya indirdikten sonra aslında çok derin bir masaldır efendim. Çeşitli anlatımları vardır ama nenemin bize anlattığı çok keyifli bir şey vardır. Bir gün ormana girer Camsap iki arkadaşıyla der ki ben ormana tek giderim efendim. Kurumuş dalları toplar götürür pazar yerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Akşam evine geldiği zaman anasıyla yaşar. Kurduğu kuşu, böceği, sincabı yolunun üstüne buna yemişini bırakır. O da o yemişleri alır, gelir, kahvaltısını yapar, niyazını yapar, bereketiyle tekrar hayat böyle bir rutin halinde gider. Bir gün iki arkadaşı der ki, aslında bu yine bir semboldür ama şimdi masalın mitosun çok epostik ve logostik çözümlemesine girmek istemiyorum tabii ki. Artık iki unsur yani melaike diyebiliriz, zihinsel algımız, bilincimiz, bilinçaltı, Jungçu arketipte olduğu gibi çözümlemesine girebiliriz ama arkadaşlarıyla girer ormanın derinliklerinde gel zaman git zaman yedi nehir açtı, yedi vadi geçti devirleriyle hikayesi. Bir ulu ağacın cemali önüne gelirler. Ağaç hemen arkadaşları der ki biz bu ağacı kesersek pazar yerinde çok para eder. Camsap öyle der, böyle der. O ağacın kesilmesine bir türlü engel olamaz. Ağacın dibine vururlar baltayı. Nenemin anlattığı üzere de o ağaç canhıraş bir haliyle canını teslim eder ormanın sesi. Neyse alırlar bu ağacı. Bir bakarlar ki dibinde bir kuyu. O iki arkadaşı o kuyuya bakamadığı için mana derim. Camsap bir böyle bir kafasını uzatır ki bir bakar ki o kuyunun o iç derinliğinde bakan kendini görür. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi. Bak bakışı al alışı. Bak bakışı nasıl bakarsan onu görürsün. Ayna cemali. Kuyunun dibinde der ki ey yarenler bal doludur. Derler ki o zaman Camsap sen bir gir bu kuyunun dibine bu helke koyalım. Sen çek bize getir. Biz de bunu yukarıya alalım. Camsap saftır. Safiyullah bilincinden tekrar o kuyuya girer. Balı çekerler götürürler. Bu da bizim modern istifçi kapitalizm politiğine bir yordamı olsun. İşte aynı o Kaz Dağları hikayesi nasıl hikayeler. Onun bir canını alır götürürler. Camsap'ı da bir de o kuyuda bırakırlar. Evet. İpi de atarlar. Camsap kuyuda kalır. Camsap der ki eyvah hey neyse kaldık kuyuda. Gel zaman git zaman. Eline bir dal alır. Çoğunmaz der ki bir vakit geçirin burada. Vaktini geçirmek için. Kuyunun dibini böyle eşelerken bir de ne görsün? Nenemin cümlesiyle bir yahtı ışık. Kuyunun o gar noktasından, deryadan, o ummandan, sonsuz ama noktasından bir ışık çıkar. Ahad dairesine, aleme. O ışığın arkasında da bir bakar ki bir kapı. İşte kapıyı açar. O noktayı Süveyda'dır tasavvufta efendim. Burayı da anlatmak isterim. Yani Ali noktası. Ol vücut şehrine her dem bir resim gelir diyor ya Yunus. İçimdeki sultanın yüzün göresim gelir. İşitirim sözünü, göremezem yüzünü. Yüzün görmekliğe canım veresim gelir dediği vücut şehrindeki noktayı bulmuştur Camsap. Oradan kapıdan içeri girer işte orası artık nenelerimizin dediği gibi denizi deniz değil dünyadaki Terra gezegendeki gibi. Mavisi o mavi değil, rengi o değil, dağ bu değil. Öyle bir alemdir ki de ki sen buna gayb alemi, yokluk alemi, biri desin la mekan vilayeti. İşte yürür gider bir bakar ki aman Allah'ım gelir bir ormanın derinliklerinde tekrar taht-ı revanı üstünde oturmuş sarayında arkada nuru görürken Şah-ı Meram, Saye Moro yılanların şahını görünce orada düşer ve bayılır. Tabii bu düşüp bayılma mitosunu nenemler anlatırken aynı zamanda çünkü insan bir hakikatiyle önce kendi iç öz benliğiyle karşılaştığı zaman Carlos Castaneda'da Don Juan Usta'nın Nagual'le, Tonal'le karşılaştığımız zaman anlattığı üzere o hayret karşısında eksrük, cezbeye girersin ister istemez ki o bayılış, o bayılıştır. Kendine geldikten sonraki süreçte bu peygamberlere de olur. İşte Muhammed Hira'da sonuçta vahyi aldığı zaman kendinden kendine o gönül mabedinde bir titreme halindedir. Örtülmek ister o sırrı, o mahreme bürünmek ister. Camsap kendine geldikten sonra göz göze gelirler efendim.
yılanların şahıyla. Ve yılanların şahı o zaman der, ey der insan evladı, senden önce bizim topraklarımıza kadem basmış bir can daha vardı, isme Belkıya derlerdi. Sen nereden geldin der. İşte hikayesini anlatır. Masal bunun üstüne kurulu bir hikayedir. Evet. Uzun gider vereceğim. Uzun gider. Evet. Çocuklarınızı çok keyifli. Hiç vakit almak ister. İnşallah bir gün imkan olur. Cemal Cemal'e böyle şeylerde de bunları da paylaşırız. İnşallah. Der, İnşallah. Geldin kadem bastın toprağımıza ama artık bu sırrı gördün geriye gidemezsin. Seni bırakmayız. İşte can orada kalır. Sonra bir dostluk kurulur. Özbenlikten ruh arasında. Sonra Şah Meran der ki, ey insanoğlu ben bilirim ki seni göndereceğim ama sen de geleceksin beni derdest edeceksin. Çünkü sen insansın yani. Dedi. İnsan hatalarıyla makbuldür bir şekilde. Hiç öyle büyük sır söyler gibi yani senin yerini söylemem sahiye moro sen öyle deme ben ahde vefa yaptım sana. Ahde vefa diye geçer ya bezmelesten ruhların alemin işi gibi. İşte insan aslında çok da ahde vefasını tutabildiği oranda kaynağına yakın Enes oluyor. Tutamadığı oranda da biz ona insan kokulu beşer varlık diyor arifler. Daha kendini bilmeyen, ne yaptığını bilmiyor. Ne yaptığını bilmediği için tohumdan haberi yok, o alaktan, dölünden haberi yok, toprağından haberi yok. Yani estağfurullah ama biraz değil mi? Hazır bir imkan bulmuşken burada da dertleşelim biraz. Yani bilgiye tapıcılıkla birlikte kendi köken mitlerini unutmuş nice akademiyaların ortodoksinin o algısıyla bilgi üreten insanların getirdiğin zaman karşımıza aynı zamanda bunları akademiyalarla, üniversitelerle de çıkarıyorlar. Biliyorsun ki sıfatları ve ünvanlarıyla insanlar üstünde, bilinç üstünde tahakküm kuran varlıklar. Kişi kendi köken mitoslarına, öz benliğine, kendi nuruna dönmediği sürece diyor ki işte Anadolu'nun büyük arifleri Orfe'den İsa'ya, Buda'ya hangi birini sayalım aşkım? O boşluk, bu boğaz doymayacak diyor. Onu doyurabilmek için ise diyor Hazreti Mevlana oraya bağlayayım. İşte bu nefs, bu ney öyledir, dokuz boğumdan oluşur bilemiyor. Burayı diyor ancak diyor bir nefesten, nefesten. Kendinle ancak doymasa bile belki bir hoş seda duyuyor. Onun için müzik, onun için titreşim, onun için logos, kelam. Bu meydanı da açtığın için çok sağ ol. Senin cemalin üstüne açıldı. Arzu edersen bir de böyle bir neyle, tabii, bir derdi. Oradan da öyle bir tamam. Aşkın yürüsün gitsin. Eyvallah. Sağ ol. Sen sağ ol efendim. Var olasın.
Eyvallah. Nefesine sağlık. Nefesine sağlık. Ne kadar güzel. Eyvallah. Tamam. Ne kadar derin. Olsun diye. Sağ olun dinlediğiniz için. Bağ olsun canım. Bağ olun. Sizin toplantılarınız hakkında biraz bilgi verir misin? Böyle güzel paylaşımlarınız oluyor. Dostlarla bu tip kültürel geçmişi taşımak, paylaşmak. Bunları biraz anlatır mısın? Eyvallah. Mesela, yani. Kadim Anadolu Bir Geliği diye bir seri var sanıyorum. Hı hı. Bunu biraz açıklayabilir misin? Nedir bunun amacı ve içeriği? Yani şimdi burada konuşan ruhum, logosum üstünden bütün canlıları da temsil etsin. Sadece madem bir tohum takas şenliği Anadolu Bir Geliği üstüne de konuşuruz kuşkusuz. Fethiye Ege bölgesinde Güney Batı Dayanışma adı da Facebook'ta da var. Onu da almak isterim. Dostlarımızın güzel böyle bir birlikteliğiyle sanırsam yani epey bu bölgede 2000'e yakın ruhun, güzel canların gelip yerleştiği. Hatta Kuzey Batı diye sizin o taraf geçiyor biliyorsun Çanakkale değil mi? Nasıl dedim Balıkesir, Kaz Dağları o tarafı. Siz çok çalışkan arı gibisiniz. Öyle bir şeyimiz var. Biz güneybatıdakiler ise çalgıcılar, orfikler gibi böyle sadece çalıyoruz akşama kadar. Karacaoğlan'ın geleneği misali. Merkep üstünde, kendi merkebimiz, bineğimiz üstünde. Kültür aslında yani siz oradan tohumla, topraktan uğraşırken burası kendi nazarımda biraz daha hava. Biraz daha yani bir dengeleme ekseni üstünde. Çünkü aynı zamanda bulunduğumuz coğrafyaya baktığımız zaman onu da ifade etmek istiyorum. Saçaklayarak diyeceğim. Hep böyle gönlümüz, dilimiz öyledir bizde konuşurken. Abdal Musa denen büyük bir Anadolu ariflerinin bulunduğu Tekke Köyü vardır Antalya'da. Hemen bizim Akdağlar'ın arkasında Torosların son uzantısı olan. Abdal Musa'nın burada bir irfanı devam ediyor. Bu bölgede 22 bin üstünde belki Alevi, Bektaşi, Tahtacı Alevilerin yaşadığı da bölge. Yani kültürel yapıyı da inceleyebilmek lazım. Madem böyle bir ortak bir meydan açılmış, onu da ifade etmek istiyorum. Sadece Ortodoks merkezi konuşmak istemem. Biraz heterodoks, madem öyleyiz. Biraz o kalender Haydari damarla, yani bir zendeka, ilhat geleneğini de ifade ederek, sisteme ciddi bir de vuruş yaparak, bunun yayılmasını hiçbir zaman Ortodoks'u istememiştir. Dünyanın hiçbir yerinde istememiştir. İşte kadim bilgelik sadece Anadolu'da zuhur etmiş bir bedenlemiş olmanın dışında kökenleri bir ağaç gibi tabii ki damarları bir tarafı binlerce yıl öncesine uzanan beş büyük kadim medeniyete gider değil mi? Çin, Hint, Grek, Mısır, Anadolu, Pers geleneği bunlara baktığımız zaman kültür buralarda kendi içerisinde hiç kopmadan aktarılmıştır. Kendi döneminin ortodoksisi içerisinde her zaman da bu kültürün taşıyıcılarına karşı, kervanlarına karşı değil mi? Bir tarafta yani bunu ne güzel anlatır Pers geleneği yani evet. Derdüş geleneği, Ehrimen ve Hürmüz, ışık ve karanlık, nur ve nar. İyilik ve kötülük aslında dediğimiz. Aslında tabii Zerdüştlük gelenekte kötülük bizim modern insan anladığı bir kötülük değil. Onu kavrayabilmek lazım. İkisinin arasındaki dengedir. Buda'nın da dediği gibi, Tao'nun dediği gibi işte bu kadim bilgeliğin hiç değilse unsurlarını imkan dahilinde ama dinletilerimizde, ama cem meydanlarımızda, ama atölyelerimizde bir araya geldiğim zaman dostlarımızdan kendi nazarıma, hizmetime düşen şey bunu paylaşıyorum. Bunu kendim önce bir yaşamayı seviyorum. İnsan yaşamadığı, inanmadığı, ete kemiğe büründürmediği, tecrübe etmediği bir bilgiyi sunması zaten yavandır. Heyecanı yok, cezbesi yoktur, veşti yoktur. En temel sorunumuz, problematiğimiz, sorunsalımız, felsefi düzlemde bile budur yani. Onun için Muhyiddin Arabi gibi bizzat şöyle der. Alimlerin dili diyor şeydir. Yani kendi açısında alim derken, bugünkü oraya çok vurgu yapıyoruz. İlmi merkep yükü gibi yüklenmiştir ama konuşmasında kalbi diriltmez. Yani diyor konuşsa diyor sözü diyor savaşa benzer diyor ya Yunus. İşitin ey yarenler ışk bir güneşe benzer. Işkı olmayan kişi misali taşa benzer. Yani dolayısıyla insanın kalbinde o aşk erliği yani aşk yeri dediğimiz asker bile oradan gelir. Gerçek bir vatanı, gönül sultanlığını yani burasıdır, ülke buradır. Etnisitenin, milliyetçiliğin, dinlerin ve hegemonyanın her türlü ortodoksinin insan bilinci ve ruhu üstündeki bu tahakkümüne karşı Orfe'nin dediği gibi hakikat
kelamla, logostan diyor, savunulur diye çevrilir ama öyle de değil. Yani silahlarla savunulmaz diyor. Logostan, kelamla, sanattan, ulvi ilimlerle, yüksek irfanla. Tetragrammaton, astronomi, matematik, müzik, tıp diyor mesela Fisagoras okulumuna. Üçlemeyle, değil mi? Aynı belagat, retorik ve geometri ve mantık. Yani kendi üstünde bulunduğun coğrafyayı önce iyi bir tanıyacaksın efendim, Eremler. Köken mitosuyla, tohumuyla, kendi öz benliğiyle bir bağlantı kuramamış olan bir belagat ve retorik kurudur diyor, gölgedir ve faydası yoktur. Köklenemez. Köklerini derinleştiremediği için kaybolur gider. Onun için kadim irfan geleneği dediğimiz, kadim zaten zamanın üstünde bu emaneti kim taşımak isterse, bu güzelliği kim giymek isterse ona aittir. Bunun bir dini, bunun bir peygamberi, bunun bir mollalığı olamaz diyor. Bu bir aşktır. Onun için aptallar olarak görülür Anadolu'da, kalenderler olarak, Bağcıyan olarak, değil mi? Gaziyan olarak, bunların ahiyan olarak bir bütün sofradır. Niyazi Mısır bunu irfan sofrası diyor. Bütün bilgelerin, ariflerin toplanıp kardeşlik sofrası diyor Şeyh Bedrettin buna, değil mi? Yani o topraklardayız, değil mi? Aydın Menderes bölgesinde yani. Şimdi evet. Bu kültürel dinamikleri anlatmayı, paylaşmayı, yaşamayı, yaşatmayı biz de işteyse kesemize bu düşmüş, bunu yapıyoruz canım. İsminle yaşa. Şimdi burada senin bu güzel ifadelerinden belki şöyle bir özet çıkarmak ve ilişkilendirmek mümkün bugünkü konumuzda. Özde ne olursa olsun, ister tohum olsun, ister inanç olsun, ister efendim bir malzeme olsun, madde olsun, ne olursa olsun. Bunu sahiplenmek ve satmak oldukça ortodoks bir anlayış. Ama bunu paylaşmak üzerine, sevgiyle paylaşmak ve taşımak üzerine gitmek bambaşka bir şey. Bu dediğin gibi tüm Anadolu kadim bilgeliğinde de her zaman olan bir şey. Yani o anonim deyişler, anonim olan şeyler ne kadar kıymetli. Ama bugün mesela panellerimizde konuştuk, atölyelerimizde konuştuk. Hep bir hukuken sahiplenmek meselesine dönüştü dünya. Yani şirketlerin sahiplendiği şeyler var. Bu tohum oluyor, müzik kaydı oluyor veya bir fincan olabiliyor. Her şeyin bir sahibi var ama kadim bilgelikte sahiplik iddiası yok. Sadece paylaşım var ve sevgi var, senin söylediğin gibi. İstersen bir parça daha dinleyelim. Saat 14, 16, 15'e kadar tamam. Biraz vaktimiz var. Daha. Tamam. Sağ ol, sağ ol. Sen sağ ol, var ol, var ol. Cemaline selam, ismine selam Cem, var ol. Bir güzelin hasretin ahında, canan ahında. Tutuştu her yanı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Aşık oldum onun ah cemaline, dost cemaline. Aşkından her yanı yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Aşkından her yanı yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Benim derdim senin derdine kaydı, cananım kaydı. Bir güzel sevmişin kaşları yaydı, kaşları yaydı. Saatin gün geçer,
Her günüm aydır, her günüm aydır. 365 günümde yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. 365 günümde yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Sıtkıyam çekmişim gayet sar ben, canan sar ben. Bir vefasız yar elinde kaldım ben, canan kaldım ben. Dilerim Mevla'dan muradanam ben. Ağzımda dilleri yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Ağzımda dilleri yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Aşkından her yanı yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Eyvallah. Güne sağlık. Harika Ali Naki abi. Tamam, var olun. Şimdi biz bugün bu etkinlikten sonra böyle zaman zaman bu tip etkinlikleri sürdürmek istiyoruz. Uh-huh. Ve tartıştığımız konular tabii ki kısmen bilimsel, kısmen geleneksel ama daima sanatla ilişkilendirmek çok kıymetli. Sanatla olan ilişkisini kavramak, hissetmek önemli. Belki diğer buluşmalarımızda da seni görebiliriz veya arkadaşlarını da eşlik edebiliriz. Çok eyvallah. Seviniriz. Bizim birkaç dakikamız daha var. Sanırım bir 10 dakikamız kaldı. Bu son 10 dakikayı nasıl değerlendirelim istersin? Yine bir neyle bize bir şey üflemek ister misin? Tabii ki aşk olsun, biraz keyif olsun ya. Yeterince hayat çok ciddi zaten. Müzikle neşelenelim herhalde ya. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Thank you.
Eyvallah Cem. Valla nefesimizi tuttuk. Tüylerimiz diken diken oldu Ali Naki abi. O kadar derin, o kadar güzel, anlamlı ki. Aşk olsun. Çünkü bu Arifler Meclisi'nde Orfe'den önce ve Orfe'den sonra da bu tıpkı bir birliğe çağrıdır. Yani müzikle çağırıyor Arifler. Gel diyor değil mi? Hazreti Mevlana'da olduğu gibi, Orfe'de olduğu gibi, İsa'da tıpkı Budistler'deki o üfledikleri her türlü o çalgılar. Mevlana çalgıcılar der zaten. Çalgıcılar. Çünkü hakikatin sesini, sözünü, logosu taşıyıcı olan, yani bu bineklerdir aslında bizim bineklerimiz. Bu değerlerdir. Kültürel aynı zamanda değerlerimizdir. Her türlü olduğu üzere. Yani bu çağrı kendine. Kendinden kendine bir çağrı bu. Bunun bilincine ulaşabilmek hepimize nasip olsun diyoruz. Erenler ne güzel bir meydan açıyorsunuz. Hep beraber inşallah ki bu dediğimiz üzere bu inşallah maşallah doğrudan giriyor biraz o anlamda dedim. Geleneksel değerlerin zevkiyle de konuşmak adına. Yani Nazım'ın aynı zamanda anlattığı gibi bu kardeşlik sofrası yani değil mi? Bir Bedrettin Destan'da anlattığı üzere hepsi bir çağrıdır. Bağlama da bizim, ney de bizim, keman da bizim, gitar da bizim. Bütün ritimler de bizimdir. Yani öyle bir modernizm algısı var ki enstrüman üstünden dahi bu coğrafyada insan ikiye bölmüş, üçe bölmüş. Polifrenik bir adam var. Çok şükür ki artık bunu bilen biliyor. Bilmeyenin kendisine de zaten kendisi yardımcı olsun. Bir şey diyemeyeceğiz. Toprağın çağrısı. Toprağa çağırıyor. Özüne çağırıyor seni. Tözüne çağırıyor. Cevherine çağırıyor. Müzikten çağırıyor. Danstan çağırıyor. Sanattan çağırıyor. Nietzsche'nin dediği gibi değil mi yani? Ne güzel oradan da duyduğumuz ve bildiğimiz. Müziksiz bir hayat hatadır. Yani müziksiz bir, sanatsız bir hayat hatadır. Yani. Evet. Filozof döneminde. Tabii ki yani estetik ve sanat. Bu coğrafyada bunlar hepsi var. Platon'un o teknoloji diye teknesinde bahsettiği, Aristo'nun aletya dedi. Yani bunlar aletlerimiz, hamur teknemiz adeta. Yani diyoruz ya, hatta öyle deriz. Biraz modern insan bilgiyi çok sevdiği için biraz bilgi saçaklaması da yapıyorum ki bilinçli olsa bir provokasyon olsun. Çünkü oradan hep besleniyor. Halbuki insan kendi öz derinliğinden ilmi ledununa ulaştığı zaman oradan o zuhur ediyor zaten. Bir taşıyor canımın içi hepimiz biliyoruz. İşte oralarda buluşabilmek nasip olsun. Samimiyetten gerçekten bir güven üstünden. Kesinlikle. Ayağımızı toprağa basarcasına değil mi? Nazım'ın dediği gibi sıcak sıcak sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Toprak evet. Neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Evet. Ve Bedrettin Yiğitleri ufka baktılar diyor. O misal yani. İşte o kültürü aktarabilmek de bu tarafta herhalde bir parçası da bize düştüğü için, davet ettiğin için, senin üstünden meydan açıldığı için canı gönülden aşk ile selamlıyorum bütün canlar adına. Sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol Ali Nakiç'im. Sen de buraya katıldığın için biz seni çok evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. Sesinle, bağlamanla, neyinle. İnşallah başka etkinliklerde de seninle birlikte olalım. Eyvallah. Bu sohbetlerimizi büyütelim. Belki panel yapısında da birkaç kişinin katılacağı konularla birlikte daha zenginleşecek, daha farklı görüşlerin de birbirine karşı karşıya geleceği organizasyonlarda buluşalım diye ümit ediyorum. Sağ olasın. Size güzel günler diliyorum, bereketli günler diliyorum. Eyvallah. Fethiye Karaköy'e çok selamlar Kaz Dağları'ndan. Sağ ol, aşk olsun. Sarı Kız Anaya hepsine değil mi? O Sarı Kız. Evet. Orası eski bölgelerimizdir aynı zamanda. Mitoslar ile tahta kuşlara buradan, Kaz Dağları'na, Hızır Aleyhisselam'ın dolaştığı, hatta canların işlettiği bir yer vardı orada. Onu da anmak lazım. Hızır Kampı hepsine, oradaki cümle yarenlere aşkı niyaz olsun, selam olsun canım. Sağ ol. Bizden de size selam olsun. Sağ ol. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. İyi günler diliyorum. Sağ olasın. Ve sözü şimdi panelin son etkinliği olan film gösterimi için Yeşim'e bırakacağım.